Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Binance'da kaldıraçlı işlem nasıl yapılıyor arkadaşlar ondan bahsedeceğim kısaca. E, örnek veriyorum 1000 TL gibi parayla Binance'da çok kolay kaldıraçlı işlem yapabilirsiniz. 10x yani 1000 liranızla 10.000 TL'lik işlem yapabilirsiniz. Ondan bahsedeceğim nasıl yapacağınızı nasıl para yatıracağınızı göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar hem Binance hem de Binance TL hesabınız olması lazım. Binance TR hesabınız var arkadaşlar. Binance TR hesabınıza parayı atıyoruz. Bu e, Binance TR hesabına parayı attıktan sonra arkadaşlar Binance TR'den buraya tıklayıp buradan e, dolar alıyoruz arkadaşlar. Binance TR'den doları alıyoruz. Para hani, örnek veriyorum 2000 lira attınız. Yani 100 dolardan işlem yaparız. Ben 100 dolarla işlem yapıyorum şu an. 2000 TL para attınız. E, Binance TR'ye geçti. Binance TR'den arkadaşlar dolar alıyorsunuz. 100 dolar civar yapıyor işte 2 TL 100, 103 dolar 104 dolar falan e, attığınız 100 dolarınız hesabınıza şurada TR ye yazan yerde 100 dolarınız gözüküyor ondan sonra arkadaşlar transfere giriyoruz buradan Binance hesabımıza BTC tıklayıp USD seçip maksimum USD'ye tıkladıktan sonra transferi onayla dediğimizde Binance TR hesabımıza Binance hesabımızdan Binance'a paramızı transfer etmiş oluyoruz. Binance'a transfer ettikten sonra arkadaşlar paramız burada bu şekil. Spot'ta değil de özet şeklinde tıkladığımızda burada görürüz arkadaşlar. ondan sonra vadeli işlemi nasıl yapacağız onu anlatıyorum. Burayı iyi dinleyin. Paramız burada gözükte, gözüktükten sonra arkadaşlar sol üst köşeden spot'a tıklıyoruz. Spot'a girdikten sonra arkadaşlar paramız burada gözükür dolar olarak. Burada sağ köşedeki transfer'e tıklıyoruz. Burayı izleyelim. Transfer'e tıkladık ya. Spot aynı şekilde spot kalıyor arkadaşlar. Alttaki kurus Margin yazan yere tıklayıp bunu USD, SM, Futures var ya Futures. ona tıklıyoruz. Burayı seçiyoruz. Max'a tıklayıp burada ne kadar dolar attıysak onu buraya tıklayıp alıyoruz. Mesela 100 dolar atacaksak 100 dolar yazın veya Max hepsi zaten geçiyor. Ondan sonra transferi onayladıktan sonra arkadaşlar transfer onaylandıktan sonra sol üst köşedeki özete geçtiğimizde paramız şu şekil. Benim şu an mesela 100 dolarım var. O şekil orada gözüküyor arkadaşlar. Ondan sonra sağ alt köşedeki futrese geliyoruz. Buradan işlem yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Burada mesela benim takip ettiğim coin'leri hemen görebilirsiniz. Mesela favorimdeki coin'ler bunlar e, işlemi yapabileceğimiz coinleri burada görebiliyoruz arkadaşlar. Benim şu an bir tane kaldıraçlı hesabım açık. Yani pozisyonum açık şu an. Ee, nasıl alıyoruz? Hemen onu da göstereyim. Başka coin'ler. Mesela BTC alacaksınız. 10x yiyeceksiniz. Mesela bu şekil BTC'nin portu açılıyor arkadaşlar. Mesela burada max kaç x girmek isterseniz ona tıklıyoruz arkadaşlar. 10 x 10x, 5x hani 5 katı 10 katı 25 katı girebiliyoruz Ben şu an 20 katı işlem yapıyorum 100 dolara yani 100 dolarında 20 katı 2000 dolarlık işlem açıyorum yani 40 bin TL'lik işlem yalnız çok riskli ona dikkat edin niye yani 2000 TL'lik 2000 dolarlık işlem açıyorum yani yüzde 5 düştüğünde beni likit eder arkadaşlar öyle söyleyeyim sana. %10'la başlayın. %5 ile %10'la başlayın diye tavsiye ederim. Siz bilirsiniz. Size kalmış bir şey. Örnek veriyorum. %10'u seçiniz. Confirm dediğinizde artık işlem yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Nasıl? Mesela fiyat ne kadar şu an? 24 değil mi? Buraya ne kadar yazacaksınız? Mesela 100 dolar veya şey on yazmak yerine şurada da tıklayabilirsiniz. Mesela şuraya kadar getirirseniz %15. Şuraya kadar getirdiğiniz %50, %75, %100 yani hesabınızdaki paranın %100 ile alım yapabilirsiniz yapabiliyorsunuz. Buy long dediğinizde arkadaşlar alım emri vermiş oluyorsunuz. Şu açık emirlerde gözükür. Mesela benim şu an satış emrim var. Gördüğünüz gibi aldığım coin'i satış emrine koydum. Eğer ki coin'in düşeceğini düşünüyorsanız bu sefer sata geçiyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde fiyatı güncel o or şu ortadaki kırmızıya tıklayarak ee, buraya tıklar üst köşeye tıklarsanız mesela 24 480 yazan yeşile tıkladığınızda güncel fiyatı görürsünüz. Ona tıklarsınız. Maksimumu veya yüzdesini seçersiniz. Shell dedi, short dediğiniz arkadaşlar düşüşüne girmiş olursunuz. Yani kripto 24'ten aşağı düşecek. Bitcoin aşağı düşecek. 23'e düşecek vesaire emir vermiş olursunuz. Ee, emriniz açık emirlerde gözükür. Niye mesela ben emir olarak gözüküyor şu an arkadaşlar? Çünkü mesela örnek veriyorum. Benim coin üzerinden örnek verelim. Benim şu anda mesela APT coin var. Ee, ben pozisyon almışım. Mesela şu an 2 dolar zarardayım görüyorsunuz anlık olarak. Ama ben 20x girdim bunu arkadaşlar. Hani siz artık kaç x ile girersiniz. Ben o riski aldım. Yani şu bu coin %5 düşse beni anında 100 dolarım dolar olacak, kaybolacak. Şimdi dediğim gibi stop koymasını göstereceğim. Aldığınızda ben stop koymadım ama size göstereceğim. Ee, burada Aldığım pozisyon gözüküyor. Açık emirde arkadaşlar satış emrim bu. Ne kadar satmışım? 12.95 çıktı. O anda otomatik satacak. Şu an ne kadar? 12.400'de arkadaşlar. Ne kadar karla satacak? Onu da göstereyim. Ee, pozisyona geldiğinizde arkadaşlar bakın altta 3 tane seçenek var. Bunlardan spot ortada olanı spot profit yazana tıklıyoruz. Buradan TPSL değil de pozisyon TPSL'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan mesela bakın benim Tek profit yazıyor arkadaşlar. Yani e, şöyle söyleyeyim. Pozisyon var. mesela otomatik ben satış emrim mi gösteriyor. 12.95'e çıktı otomatik satış yapacak. Onu istersem iptalle basıp iptal edip yeni emir de girebilirim. İstersem değiştirebilirim de. E, şöyle bir şey var. Mesela altta da stop loss yazıyor. Bu da stop seviyeniz belirliyor arkadaşlar. Mesela ne kadar şu an güceli? 12.400 e mesela. E, buradan mesela 12.300'e 12.300'e düştüğünde ne kadar zarar ettiriyor bana? 21 dolar. Görebiliyorsunuz bakın sağ tamamın üstünde yazıyor arkadaşlar. Bunu mesela 350 yaptığında 12 dolar zarar ettiriyor. Ama 12 12 350'ye geldiğinde otomatikman satış yapıyor arkadaşlar. Mesela onun altına düşmesine izin vermiyor. Böyle stop koyabiliyorsunuz. O stop miktarı size kalmış bir şey. Bunu burada şu, bu şekil koyabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar alım satım yapabilirsiniz. Ben şu anda 100 dolarım var. 97'ye düşmüş. 95'e düştü. Dediğim gibi işlem yapabilirsiniz. Ama 100 dolar bence makul. Onun üzerindeki fiyatlarla işlem yapmayın. 20x girmeyin. Ben bu coin'e 20x girdim. Bir cesarettir deyip girdim arkadaşlar. Size tavsiye etmiyorum. 10x veya 5x ile başlayın. Biraz işlem yaptıktan sonra arttırmak istiyorsanız arttırın ama başta yapmayın. Çünkü görüyorsunuz anında mesela 6 dolar zararı çok küçük hareketlerle zarar edebiliyorsunuz. Çünkü 100 dolarınızla arkadaşlar 2000 dolarla işlem yapıyorsunuz. Yani 10 katı girerseniz 10x girerseniz %10 düştüğünde 100 dolarınız anında likit olur. Tamamen kaybolur. Otomatik satar. Ben 20x yedim. %5 düştüğünde şu an otomatik satacak. Ha %5 düştüğünde de ne oluyor? e, ee, ne kadar kazandırıyor yüzde beş çıkarsa değer ee, ne kadar kazandırıyor arkadaşlar yüzde beşte benim param tam iki kat oluyor yani yüz dolar daha kazanmış oluyorum 20x girdim çünkü ben hani 100 dolar iki bin dolarlık işlem yaptım yüzde ee, beşi ne yapar yüz dolar yapar 100 dolar kazanmış oluyorum dediğim gibi böyle bir risk aldım bu coin'i biraz araştırdım yapacak bir şey yok arkadaşlar para kazandım yollarını deniyoruz videomu beğenip abone olsanız teşekkür ederim arkadaşlar kanalımı geliştirmem için bana yardımcı olmuş olursunuz. Şu an zararım düştüydü. Bir daha 80 cent zarara girdim. Bakalım kar edebilecek miyiz bu coin'de? Şuradaki köşeye tıkladığında da grafik açılıyor. Şu an 1 dolar kar ettim arkadaşlar. Bakın şu da bir yükseliş var. İğne var. O öyle bir iğne daha atarsa yani ben onu bekliyorum. Öyle bir iğne de 12 900'e vesaire 13'e atmasını bekliyorum. Attığı anda yani ben güzel bir kar alacağım 80 dolar kadar falan. Yani oraya satış koydum. Bekliyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Videomu beğenip abone olsanız teşekkür ederim şimdiden. Hoşçakalın.